saraya, saraya katip olmuş. Aman ne olmuş, ne olmuş, ne olmuş, sevdiğim olan saraya, saraya katip olmuş. Oyuncu Erdal Türkmen'in konuk olacağı yarınki programımızda Sema Babaoğlan'ın cam ve kum boncuklardan yaptığı boncuk boncuk kolyeler var. İsminizin aslında ne anlattığını merak ediyorsanız sakın kaçırmayın. Aksu Gülay Bilici Emerce ile size özel isim analizleri. Diyet yemeklerin hazırlandığı Göz Doğru Mutfağı'nda muzlu keten tohumlu kek var. Hepsi yarın Göz Nuru'nda. Hepsi yarın Göz Nuru'nda ama bugün şimdi Göz Nuru'nda siz şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz de kesin benimle aynı fikirdesinizdir. Pelin ne kadar güzel bir sesi var değil mi Pelin Hanım'ın? Buradan bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Harikulade Pelin, Karakuş, Çetin nasıl güzel, hem türkü çok çok farklı, çok başka türlü. Çok teşekkür ediyorum, ben de çok sağ olun. Bayıldım, harikasınız. Çok çok da güzel görünüyorsunuz. Çok da güzeldi. Türkü de bambaşka bir hal aldı sizinle. Sağ olsun orkestramıza. Yok öyle. Çok güzeldi Pelin, sahiden. Hoş geldiniz. Daha sık aramızda olun bence. Ben çok istiyorum. İstiyorum kesinlikle. Peki yarın diyoruz. Yarın Göz Nuru'nda yine birbirinden güzel konuklar var. Ama en çok da merak edilen, ilgi gören isim analizi var. Yarın yine Aksu Gülay Bilici Emerce bizlerle olacak. Sayın Emerce ile birlikte yine isimlerinizi analiz edeceğiz hep beraber. Yayın sırasında burada Facebook üzerinden ya da elektronik posta göndererek bize isimlerinizi göndereceksiniz. Biz de hemen yayında hemen dile getireceğiz isimlerinizi ve Gülay Hanım size isminizle ilgili, karakterinizle ilgili belki de henüz hiç bilmediklerinizi ya da bir başkasının ismini sorabilirsiniz. Onunla ilgili hiç bilmediklerinizi Gülay Hanım'dan öğrenebilirsiniz diyoruz. Ama ne zaman? Yarın elbette ki. Peki yine bugün halen devam ediyoruz. Daha yayınımız bitmedi. Bir işimiz daha var ama vaktimiz çok kısıtlı olduğu için sadece Nilgün Hanım bu işimizi gösterecek bize. Şöyle yapabileceğiz diye tarif edecek. Önlüğümüzü bir gösterelim. Şu önlük dedim ya ben Nilgün Hanım, yapacağımız önlüğü. Hemen şöyle ben alayım, siz lütfen. Ben anlatmaya şöyle başlıyorum. Bu güzel önlüğü. Şöyle takılıyor. Bu güzel önlükten yapacağız. 70 santim eninde, 60 santim boyunda parçamızı ikiye katlayıp şöyle bir verevlik veriyoruz. Şu kısmını veriyoruz. Ne kadar kumaş? Siz söyleyin, siz devam ediyorum ben. Boyu 60 santim. Boyu 60 santim. Eni de 70 santim bir parçayı ben keseyim mi bunu? Tabii ya? Buyurun. Boyu 60, eni 70. 70 santimlik bir parçayı. Evet. Buradan bir kol oyuntusu veriyorum. Şu şekilde görüldüğü gibi 25 santimlik düz bir beyaz parçanın üzerine bunu demin yaptığımız gibi şöyle kıvıraraktan düz makineye çekiyoruz. Çekilmiş hali 25 santimlik bir parçamızla da 2 santim üzerine beyaz kapak geçiriyoruz, cep yerimizi ayarlıyoruz. O cebi de var çünkü, cebi burada de rahatlıkla var. İçine bir şeyler koyacak yine değil mi? 25 santimlik cebi bir var. Parçayı evet, arasından 2 tane kuşak geçirerekten dikiyoruz. Şu şekilde arkadan düz makine dikip ters çeviriyoruz. O şu zaman kaç iki tane kare, i̇ki tane parça kare parçamız olacak. Yalnız ben onu, üstteki ben kare parçamızın şu bende üstünden bir taraftan beyazı size var. Şey modellik yapayım. Şu değil mi? İki kare parça. İki bu kare tarafta parça. Sonra bir üstünüzde pat olan kısmın şurası, arkası. Buranın arkası. Şurada değil oradan mi? Kuşaklar bilmiyorum geçiyor. Buradan kuşaklar, şu kuşakları. Evet. Ön kısmının üstünde de var kuşaklar. Boynunda aynı şekilde. Boynunda aynı şekilde. Boyunda kuşakları var. Cebi var. Pek güzelmiş ama. Haydi yemek yapalım. Bir de kaşık lazım şimdi bana elime. Değil mi? Bir de kaşığım olsa şöyle elime. Kaşık. Haydi. Aa, kaşıklarımız da ne güzel.
Şöyle evet. Güzel güzel yeni kaşıklarımız var. Ha çok güzel. Evet yeni kaşığımızla hadi yemek yapalım o zaman. Yayın bitse de olsun. Akşama yemek lazım değil mi Merve? O kadar dört tane domates hangimize yetecek? Yani hemen o yüzden yemeğe önce işe tabii. Bizim işimiz var. Sonra yemek yaparız. Ben önlüğümü çıkarmayayım artık. Böyle önlükte oturayım. Ve sonra? Şu ön kestiğim şu üstünde bebeği yapıştıracağımız kısmı buraya düz makine olarak dikiyoruz Güldem Hanım. Hı hı. Bunlar da buraya düz makine olarak dikiliyor. Şu kısma da kuşaklar dikilip ahçımızın şapkası için böyle bir parça. Evet kesiyoruz. Altı da tamam. Elyaflı. Tamam. Bunu şöyle pileler yapıyoruz. O bebeğimizin yüzüne. Bebeğimizin tamam. Yüzünü şu, de. Şu kısmı için değil mi? O kısmı şurası için. Şurası için. Hı-hı. Şöyle gösteriyorum ben de. Hı-hı. Şurası için şöyle bir. Ahçı şapkası yapıyoruz. Ahçı şapkası iki kattan düzerek dikiyoruz değil mi bunları? Üç tane şöyle? Pile koyuyoruz. Evet, pile arkasında koyuyoruz. İçinde elyaf var. Yüzü için bir yuvarlak. Yüzü içinde penye şöyle. Kumaştan bir çay tabağıyla kalıp kesebilirler. Yapıp, arkasında elyaf var. Şöyle onu birleştirip. Ters çevirip gözlerini. İçine de elyaf doldurup değil mi? Fazla doldurmuyoruz sadece. Çok az. Elyafla makineye çektiğimiz için. Azıcık bir elyaf. Bakın azıcık şu kadarcık bir elyafla. İnce bir elyafla. İnce bir yassa elyaf bu zaten şey. Çok ince elyaflar var piyasada. Bunlardan kullanarak şöyle de yüzler. Şöyle başına gelmesi için. Bunlar şuradaki de var, yüzünde de var. Buraya evet. Da aynı şekilde ahçı şapkası ve yüzü var. Onun önlüğün önünde. Papyonu şurası. Sonra evet. Onu silikon makinesiyle tekrardan buraya yapıştırıyoruz. Yani toplam olarak 3 tane kare. 3 tane kare ve 25 önlük. Santim arkasında şurası. Bunu zaten hani eskiyen önlüklerini yenilemek eskiyen için de yapabilirler. Önlükler, evet. Onlar değil mi? Yani sadece şu hı-hı. Bebekleri yapıp. Hani bazı lekeler çıkmıyor, kalıyor, atılması gerekiyor önlüklerin. Onları mesela yenilemek adına yapılır. Yenilemek adına da olur. Bir önlüğü alıp kesebilirler. Değil mi Nigün Hanım? Olur, öyle de olur. Oradan hazır yani kalıp olarak yararlanabilir. Hazır önlüklerden. Şunların kalıpları Güldem Hanım öyle. O da çok güzel. Verin onu da göstereyim ben. Bu da çok güzel olmuş Nigün Hanım. Vallahi çok şirin güzel şeyler yapmışsınız. Takın. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şu da çok güzel bir önlük. Bu hazırlarda satılan önlüklerin çok kalıplarından modelleri ben kendim yapıştırdım. Vallahi çok güzel. Ben çok hoş. Bunu da şöyle yapayım. Arkadan belki görüntü alınacak olursa o da arkadan görünsün. Görünmemiş olmasın yalnız. Bunu da buradan göstermiş olurum arkasından da. Arkadan görüntü diye belki çıkar resmi görünür. Patlıcanlarımızın diyoruz. Ve ne diyoruz? Şimdi evet bak ya görünmez mi? Ya. Nasıl görünmez? Göz nurundan nasıl kaçar bunlar görünmez? Bak ben de göstereyim biraz daha resim verim. Ve ne yapıyoruz şimdi? Yine gülümsüyoruz çünkü doğru yanıtımızı veriyoruz. Yarışmamız sonuçlandı. Bakalım bugün hediyelerimiz kimlerin oldu? Ummadığın taş baş yarar olacaktı bugünkü sözümüz. Bakalım bugünkü cümlemizi bize gönderen ilk 6 izleyicimiz bizden neler neler kazanmışlar? Kimler kazanmış? Siirt'ten. Tülay Hazar Termikel'den fırın kazandı. Sonra Koral Otel'den 2 gece 3 gün 2 kişilik güzel bir tatilin sahibi Zeliha Sönmez olmuş. Amasya'dan Manolya Perde'den ip perde kazanmış. Arzu Altınay Denizli'den şık düğmeden şık bir hediye paketinin sahibi olmuş. Tenzile Yaman Balıkesir'den. Manisa'dan Funda Pala Yonca. Akort'tan güzel bir kıyafet kazandı. Ve son hediyemiz de ne kadar çok hediyemiz var bugün. Güral Porselen'den güzel bir hediye paketinin sahibi olmuş kim? Reyhan Östen İzmir'den güle güle kullansınlar diyoruz. Kullandıkça göz nuru programını hatırlasınlar. Nigün Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine ben güzel işler vardı. Ederim. Yarın yine daha da güzel işler olacak. Yarına kadar kendinize ve çevrenize çok çok iyi bakın diyoruz. Bol bol gülümsemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
Hepimizin evinde televizyon ya da radyo mutlaka vardır. Hatta piknikte, tatilde veya seyahatte yanımızdan ayırmadığımız portatif bir televizyonumuz. Ya da bir MP3. En kötü ihtimalle radyo yayını alabildiğimiz bir telefonumuz. Hatta birçok radyo ve televizyon kanalı seçeneği sunan bir uydu alıcımız. Peki siz bu ürünleri satın alırken öncelikle neye dikkat ediyorsunuz? Mesela ürünün bandrolü var mı diye kontrol edip bu bandrolün satın aldığınız seneye ait olup olmadığına özen gösteriyor musunuz? Cevabınız hayırsa üzgünüz ki siz de kaçağa ve kaçakçıya destek oluyorsunuz.